Birinci dönem birinci yazılı programımıza başlıyoruz. Dokuncu sınıf coğrafyada hiç endişelenmenize gerek yok. Birazdan mükemmel bir yazılı provası yapacağız arkadaşlar. Sizler için Milletin Bakanlığı'nın bütün örnek senaryolarını, bütün çıkmış soruları, gelebilecek soru örneklerini tek tek inceledik. Kazanımlara tek tek baktık arkadaşlar. Hocalarımızın yüzde yüz soracağı kısımları birazdan sizlere mükemmel bir şekilde anlatacağız. Yapmanız gereken arkanıza yaslanmak. Birazdan sizlere coğrafyanın doğasını, mekansal bilgi teknolojilerini mükemmel bir şekilde göstereceğiz arkadaşlar. Olay esas da şu. Güzel dünyamız var. Güneş ah sıcak elim yandı sıkıntı yok. Güneş bizi aydınlatıyor ve bunun sonrasında da coğrafya bilimi oluşuyor. Coğrafya ne yapacak? Bize diyecek ki arkadaşlar neden coğrafya öğrenmeliyiz diyecek. Mesela coğrafya öğrenmemizin temel sebebi şöyle baktığımız zaman güzel yeryüzümüzde buzullar, nehirler, denizler her şey harika tamam. Ama bunlar nereden geliyor? Nereye gidiyor? Türkiye dünyanın neresinde neler oluyor? Hepsini hep beraber öğreneceğiz arkadaşlar. Mesela güzel ülkemize baktığımızda güzel ülkemize baktığımızda batıdan doğuya doğru yükseltinin arttığını göreceğiz. Veyahut da paralellere, meridyenlere bak bakacağız. Ve yüzde yüz soru gelebilecek kısımları tek tek sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Burada şu çok önemli. Coğrafya biliminin konusu ve bölümleri konusunda fazla sorular sormamışlar. Örnek sorulara baktığımızda. Yani niçin coğrafya öğrenmeliyiz? Ya da coğrafya biliminin gelişimiyle alakalı örnek sorularda fazla soru yok. Ama mekan aynası haritalar ve Türkiye'nin coğrafi konumuyla alakalı gerçekten bilgiye dayalı sorular var. Onları güzel bir şekilde öğrenmemiz lazım. Hiç endişelenmeyin. Bunları sizlere şimdi mükemmel bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Ve süper sorular çözeceğiz. Hatta soruları şöyle göstereyim bakın. Bayağı bir sorumuz var haritalarla alakalı. Bir böyle bakın. Hatta şöyle göstermek istiyorum. Hem şöyle... Map örnek yazılı sorusu benzeri var hem de süper ders notları hazırladık arkadaşlar. Bakın bunlar hep ders notlarımız. Bu notlarla beraber sizlere güzel bir yazılı provası yapacağız. Şimdi arkanıza yaslanın. Emniyet kemerlerinizi bağlayın. Koltuklarınızı zik getirin. Mutlaka mutlaka yanınıza yazı notlarınızı alın arkadaşlar. Çünkü burada hem birinci yazılı hem de ikinci yazılı için edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji ders notlarımız var. Buradan da güzel güzel tekrar edeceksiniz. Bir de yazılı denemelerimizden de yazılı provalarınızı çözdüğünüz zaman bütün derslerde coğrafyada dahil olmak üzere emin olun sınavlarınızdan inanılmaz güzel notlar alacaksınız ve liseye bomba gibi başlayacaksanız. Şimdi o zaman arkamıza yaslanıyoruz, intromuz giriyor ve videomuza mükemmel bir şekilde başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar coğrafyanın doğası ve mekansal bilgi teknolojileri ilk ünitemiz. Bununla alakalı zaten soru örneklerini milletim Bakanlığı bizlere vermiş. Neler sorulabileceğini vermiş. Mesela demiş ki doğal unsur ve beşeri unsur ve faaliyetler örnek yazınız demiş. E doğal unsur ne olacak? Tabii ki. Allah'ın yarattığı şeyler yani mesela şöyle bir haritaya baktığımızda dağlar, peribacaları, denizler, okyanuslar, adalar, koylar bunlar doğal unsurlar. Ama insanların yaptığı mesela diyelim Topkapı Sarayı veyahut da Ayasofya cami veyahut da işte Anıtkabir veyahut da binalar, şehirler bunların her biri beşeri faaliyetler olacak. Aynı şekilde bu soru kolay yani bu soruyu birazdan yapacağız. Aynı şekilde jeomorfoloji ve klimatoloji bölümlerinin incelediği konuları incelenmiş. Bununla alakalı süper sorularımız var. Birazdan bunları da sizlere tek tek güzel güzel göstereceğiz. Şöyle map sorularını bir hızlı bir şekilde üzerinden geçeyim ki bir rahatlayalım. Sonrasında soruların ne kadar kolay geldiğini gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki aa ben bunu hallederim diyeceksiniz. Sonrası böyle ...şehirlerimize nüfus yoğunluğunu vermiş. Ardından bunları sıraya dizin demiş. Ardından da bunu renklendirerek harita üzerine gösterin demiş. Yani haritalarda biliyorsunuz ki arkadaşlar her şeyin bir anlamı var. Mesela diyelim ki burada kahverengiler yükseltinin arttığı yerleri gösteriyor. Ya da yeşil yerler yükseltinin az olduğu yerleri gösteriyor. Mesela 0-500 metre arası yeşille gösteriliyor. 500 bin arası sarıyla sonra turuncu sonra kahverengi diye gidiyor. Şimdi sen de nüfus haritası da bunu yapmanı istemiş. Tabii bunu muhtemelen renklendirme yöntemi gerekeceği için sınavda hocanız renkli kalem kullanmanızı isterse ancak böyle bir soruyu sorar. Ama şu soruyu çok rahat soracak. Diyecek ki mesela Afyon Karahisar haritasının iki tane şeyini koymuş. Bir fiziki haritasını koymuş. Bir de siyasi haritasını koymuş. Yani şöyle düşünün. Şuradan göstereyim size. Bu fiziki harita arkadaşlar. Yani dağları taşları gösteren. Bu da idari harita yani siyasi harita. Şimdi Afyon'un böyle bir haritasını koymuş. Şuradaki gibi. Bir de şöyle fiziki haritasını koymuş. Şimdi demiş ki hangisinden dağlar olduğunu anlıyorsun. E, tabii ki fiziki haritadan anlıyorsun. Bak burada dağların rengini gösteriyorsun. Ama burada dağların rengini göstermemişsin ki. Afyon'da mor, Samsun da mor, Arı da mor. Demek ki bu sadece şehirlerin sınırını gösteriyor. Diyeceğiniz kadar inanılmaz lokum bir soru sormuş örnek sorularda. Dolayısıyla sağdaki harita siyasi harita olduğu için şehirlerin sınırlarını gösteriyor. Soldaki harita fizik harita olduğu için şehirdeki nehirleri, akarsuları, dağları, yükseltileri göstereceksiniz. Ve sonra daha da abartmış demiş ki daha da kolay sorarım. Afyon Karahisar il merkezinin güneybatısına yer alan ilçeleri yazın demiş. E şimdi bunu bileceksin. Haritalarda her zaman yukarısı kuzeyi, aşağısı güneyi, sağ taraf doğuyu, sol taraf batıyı gösterir. Hemen bir de ara yönleri yazıyoruz. Kuzey doğu, güney doğu, güney batı, kuzey batı. Dolayısıyla sen Afyon Karahisar'ın Güney batısı neresi oluyor? Burası. Burasına yer alan Burdur ilini yazman gerekiyor. veya da Denizli ilini yazman gerekiyor. Bu kadar basit buradan baktığın zaman zaten buraya da koymuş bak harita yön şeyinde koymuş. Devam ediyorum ben başka bir milletim makamlığı sorusuna. Yani hiç korkacak bir şey yok onu demek istiyorum. Türkiye'nin göreceli konumunun özelliklerinden dördünü yazınız demiş. Yani Türkiye'nin göreceli konumunu zaten birazdan mükemmel bir şekilde işleyeceğiz. Şimdi güzel dünyamıza baktığımızda dünya güzel güzel dönüyor tamam. Burası aydınlık kısmı güneşten gelen ışınlar var. Burası karanlık kısmı. Türkiye dünyanın çok stratejik bir yerinde arkadaşlar. Hatta şöyle diğer dünyamızı açacak olursak şöyle bak diğer dünyamızı alalım şöyle. Diğer resmimizi aldığımızda bakın şimdi dünyamız güzel güzel dönüyor arkadaşlar. Tamam. İşte paraleller var. Bak şu kırmızı ekvator mesela. Ekvatordan ekvator çıktı böyle diğer enlemlerimizi görüyoruz. Aşağıda yine aynı şekilde diğer enlemler var. Dünya dönerken şöyle dünya çevireyim çevireyim. Dur bakayım dünya duru. Şimdi burada şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Burası işte Türkiye. Türkiye'nin çok stratejik bir yeri var. Bak burada Arap Yarımadası var. Burada Afrika var. ...burada neresi var görüyor musunuz? Avrupa var, burası Asya. Yani Avrupa, Asya ve Afrika'nın birleşim noktasında. Çok stratejik bir noktada arkadaşlar Türkiye. Dolayısıyla bu stratejik noktadan dolayı Türkiye'nin göreceli konumu... ...yani özel konumu çok değerli bilgilere sahip. Bunları bilmeniz lazım. Diyeceksiniz ki işte Asya ile Avrupa'nın birleşim noktasında... ...üç tarafı denizlerle çevrili. İşte e, Kuzey Afrika'daki birçok ülkeye aynı zamanda deniz komşusu... ...dünya petrol, işte e, yolları üzerinde ticaret yolları üzerinde buna benzer önemli özelliklerimizi söyleyeceksiniz. Ha eğer eğer matematik konumu dese çevirelim dünyayı şimdi. Matematik konu dediğin zaman artık burada paralel ve meridyenlere bakacaksınız. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri 26-45 doğu meridyenleri üzerinde demeniz gerekecek arkadaşlar. Dolayısıyla bu soruda yine keko. Başka bir soruda da yine direkt çizmemizi istemiş. Demiş ki 30, 36, 42, 48, 13, 26, 45, 64 meridyenlerini paralelini kullanarak çizin demiş. Yani şunu yapacaksın. Alacaksın şöyle. Hop tamam. Şöyle ekotoru çizeceksin. Sıfırı çizdin mi? Bitti. Şuraya başlangıç meridyenin sıfırı çizdin mi? Bitti. Sonra kardeşim Türkiye hop 26, 45 doğu meridyenler arasında. Ve bak şunlar meridyen olsun kırmızılar. Yeşilleri de şöyle gösteriyorsun. 36, 42. Bak 42 ve 36 yazıyorum. Kuzey paraleller arası. O zaman şuraya da güzel bayrağımızı hemen hop diye şöyle çiziyorum. Sınavda da böyle bayrak falan çizmeyin de. Adam size bunu çizmenizi istiyor. Bu paralel meridyenlerin yerini bilmenizi istiyor. Hatta ben hatırlarsanız derse bunu anlatmış. Yani örnek sorular bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi örnek sorulardakinden çok daha zor soru gelecekmiş gibi ben şimdi size konuları detaylı bir şekilde anlatacağım. Ve başka başka süper buna benzer soruları da çözeceğiz. Ve böylece inşallah sınavınızdan çok güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Şimdi hemen başlıyoruz. Coğrafya biliminin konusu ve bölümlerine baktığımızda birincisi bak yer kabuğunu oluşturan kayaçlar, kayalar yani. Yer şekillerinin topraktan oluşan taş küre bileceğiz. Dünyayı çevre saran gazlar, hava küre atmosfer. Bileceğiz bak. Atmosfer, gaz. Taşlar, litosfer. Ondan sonra hidrosfer, hidroloji, su. Yeraltı suları, göller, denizler, akarsular, hidrosfer. Ve buzullar ve sürekli karla kaplı alanlardan oluşan buz küre kriyosferden meydana geliyor. Demek ki buzlar var, kriyosfer. Sular var, hidrosfer. Hava var, atmosfer. Taşlar var, litosferden meydana geliyor yeryüzü, dünyamız. Bu ortamlarda canlıların hayati faaliyetlerini sürdüğü alanlarda biosfer yani yaşam küre oluşturuyor. Biyosfer canlı. Kriyosfer buz. Hidrosfer su. Atmosfer hava. Litosfer taş diyeceksiniz. Şimdi coğrafyanın bilimine baktığımızda bir fiziki coğrafya var. Bir beşeri coğrafya var. Burada fiziki coğrafyada jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, biyocoğrafya, toprak coğrafyası çok çok önemli. Bunların ne olduğunu birazdan sizlere güzel güzel göstereceğiz. Jeomorfoloji yer bilimi. Klimatoloji iklim bilimi. Yani iklimleri inceliyor. Hidrografya su bilimi. Okyanusları denizleri inceliyor. Bak buraya su yazıyorum. Buraya klimatolojiye başına iyi koyun yeter. Biyocoğrafya canlı bilimi. Toprak coğrafyası da toprakları inceliyor. Dünyanın her yerindeki bütün topraklar aynı kalitede değil. Mesela diyelim ki şöyle daha net göstereyim. Şurada Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin biriktirdiği delta bir yoğun toprakları var. ...inanılmaz değerli. Çukurova oluşmuş burada. Ya da Bafra, Çarşamba ovaları. Ya da Bakırçay, Gediz, Menderes, Küçük Menderes ovaları. Bunların her biri çok değerli ovalar. Buradaki topraklar ile Şurada dağın başındaki topraklar aynı olmuyor. ve hatta işte bazı to dağ dardaki topraklar e, böyle çernozium gibi değerliyken bazıları pozol gibi böyle e, soğuk ve nemli iklimlerde kötü oluyor. Bunları inceliyor işte. Beşeri coğrafyayı hatırlarsanız söylemiştik. Beşer, şaşar yani insan hata yapar. insan coğrafya. İnsanın nüfusu, yerleşmesi, tarımla uğraşması, siyasetle uğraşması, ekonomi, kültürel, enerji. Bunların her biri arkadaşlar insanın yapabileceği şeylerde beşer diyeceksin. Burada Allah var. Bismillahirrahmanirrahim kardeşim. Bu dağları, taşları Allah yarattı. İklimleri Allah yarattı. Yani mesela şu açalım mesela güneşimizi. Mesela bakın. Ya yani şunu insan yapabilir mi? Şu yeryüzünden çok daha uzakta binlerce, yüz binlerce yıl ışık yılı uzakta güneş yeryüzünü ısıtıyor. Tarım ürünleri yetişiyor. Evet, güzel. İşte mevsimler oluyor, yaz kış yaşanıyor. Ama bu tamamen Allah'ın bir mucizesi. Bunu bileceğiz. Ama diğer tarafa baktığımızda işte ulaşım yollar yapmışlar. Aferin. Fabrikalar. Yapmış. Hadi bakalım işte ticaret dolayı. Hadi bakalım Allah bereket versin. Bunlar beşeri şeyler arkadaşlar. Şimdi coğrafya bilimi mekansal bilgileri elde etmek, analiz etmek, yorumlamak ve anlamak amacıyla çeşitli teknikler kullanıyor. Harita yapabiliyor, uzaktan algılayabiliyor. Niceleme yani istatistik yöntemleri kullanabiliyor veya CBS, ...coğrafya bilgi sistemleri kullanıyor. Peki neden coğrafya öğrenmeliyiz? E, çünkü yazılıda çıkıyor hocam. Hayır hayır. TYT'de çıkıyor hocam. Hayır hayır hayır. Çünkü neden? Arkadaşlar coğrafya esasında bizim bir şeyin ne olduğunu anlamamızı sağlıyor. Nerede olduğunu anlamamızı sağlıyor ne zaman olduğunu anlamamızı sağlıyor. Ve daha da önemlisi neden orada? Mesela şöyle düşünün. Diyelim ki Türkiye deprem kuşağı üzerine yer Hatta şöyle göstereyim. Şöyle hop Doğu Anadolu fay attı. Kuzey Anadolu fay attı. Batı Anadolu fay attı. Tamam. Bu neden böyle mesela? Neden Türkiye deprem yaşıyor? Deprem gerçeğimiz var. Buna nasıl önlem alabiliriz? Neden böyle olmuş? Ne zaman olmuş? Nasıl olacak? Ne zaman olacak? Bunların her biriyle alakalı zihninizde güncel hayatımızda en çok yaşadığımız sorunlardan biri değil mi? Bunu esası bildiğiniz zaman diyorsunuz ki ha Türkiye genç oluşumlu bir ülkeymiş. Türkiye üçüncü kuşakta, üçüncü zamanda oluştuğu için hala hareket halindeymiş. Buralarda fayatları varmış. Buralarda fayatta olduğu için yani bu Hatay, Maraş, Antep, Malatya buralarda fayat olduğu için buralardaki evler çok sağlam olması gerekiyor. Çünkü buraların sallanacağı belliymiş. Ha bugün mü yarın mı belli değil ama her an sallanabilme ihtimali varmış. Aynı şekilde şu İstanbul ve çevresi için de geçerli. Veyahut da Ege bölgesi için de geçerli. Ama bunun milyonlarca yıl içerisinde oluşan bir süreç olduğu için yarın deprem olacak cümlesini söyleyen bir insanın esasında profesör de olsa anlamsız bir şey söylediğini bileceksiniz. Veyahut da ya deprem olmaz diyen bir insanın profesör de olsa anlamsız bir şey söylediğini bileceksiniz. Çünkü eğer böyle bir fay hattı varsa deprem olabilir. Veyahut da burada bir fay hattı varsa deprem yarın da olabilir. 5000 yıl sonra da olabilir. Yani yakın bir zamanda olacak çünkü gerilim oluştu. Ya öyle değil o işler. Baktığın zaman bilim insanlarının okuduklarını, yazdıklarını gördüğün zaman ha diyorsun bunun bir mantığı varmış. İşte böylece hayatını daha anlamlı kılıyor ve buna bağlı olarak da kendine daha güvenli bir yaşam, daha kaliteli bir yaşam yapmanı sağlıyor. Aynı şekilde veyahut da şuraya bakalım mesela. Bir fabrika açacaksın, param var. Diyelim ki araba fabrikası açacaksın. Mesela tok fabrikası açtılar. Niye gidip Kars açmadılar? Kars arabalar demek. Bak ne kadar kötü Hayır hocam alakası yok. Burası dağ başı. Biz açmamız gereken yer ulaşımın elverişli olduğu, limanlara yakın olan, işte e, pazara yakın olan pazardan kastı İstanbul'da bir sürü insan satın alabilir. Ankara'da bir sürü insan satın alabilir. İzmir'de bir sürü insan satın alabilir ve hızlıca oralara ulaştırabilir. Dolayısıyla fabrikalar kenti olan tecrübenin olduğu Bursa açtılar. Buralara açtılar yani yakın Gebze açtılar. Niye? Çünkü stratejik önemi var. Fabrikayı açtığın zaman başarısı olmaması lazım. İşte buna benzer şeyler hep coğrafya biliminin araştırma alanlarına giriyor arkadaşlar. Şimdi Eski çağda coğrafyaya baktığımızda ilk başta Yunan medeniyeti var. Burada Erasotenes önemli. Ort ve Batlamyus önemli. Orta çağ coğrafyada Biruni Mesudi önemli. Aynı zamanda yakın çağ coğrafyada Humboldt, Karl Ritter önemli. Bunları örnek sorularda sormamışlar. Ama hocanız sorarsa diye ben yine üzerinden geçiyorum. Piri Reis'in kitabı Bahriyesi önemli bizde. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi, Katip Çelebi'nin cihan numarası önemli. Sonra 1900'lü yıllardan sonra da Faik Sabri Duran, işte Ali Macit Arda gibi değerli işte profesörlerimiz var. Şimdi gelelim harita okur yazarlığına. Bundan sonrası önemli arkadaşlar. Burası çok dikkatli olmamız gereken yerler. Şimdi birincisi bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için... ...kuş bakışı görünüme sahip olması lazım. Kuş bakışı yukarıdan bakıyor. Bu bir. Yani şunun gibi. Kuş bakışı. Tamam mı? Bu bir. İkincisi belli bir küçültme oranı olması lazım. Burası Türkiye haritası. Türkiye bu kadar küçük mü? Haşa. Ama küçülte küçülte buraya kadar sığdırmışız. Bunun kaç bin katı değil mi? Kaç bin katı, kaç milyon katı... Bir ...kağıdımız olursa birebir Türkiye haritası olur. Ama biz küçültüyoruz. Küçültme olacak ve... Düzleme aktarılmış olması. Bakın düz bir kağıda aktarıyoruz. Şimdi mesela burası bir harita değil. Buna biz ne diyorduk? Bu kroya diyorduk. Bu kroki diyorduk. Niye? Çünkü belli bir ölçeği yok. Bu ise harita diyorduk. Niye? Çünkü ölçeği var. Belli bir kültme oranı var. Ve kuş bakışı ve aynı zamanda düzleme aktarılmış. Hocam bu da düzleme aktarılmış. Tamam. Hocam bu da kuş bakışı. Tamam. Ölçeği nerede? Ölçeği yoksa biz buna kro yani kroki diyoruz. Kullanım amaçlarına göre bir idari haritalar var. Şehirleri gösteren. Bir de tematik haritalar var. Mesela şu harita Fizik harita arkadaşlar. Bu haritada yükselti basamaklarını görebiliyorsun. Ama bu harita idari harita. Burada yükselti basamaklarını göremiyorsun. Burada bitkileri görebiliyorsun. Şimdi bütün haritalardan bakın bu çok önemli. Bütün haritalardan üniversite sınavlarında böyle zor soru çıkıyor. Azılda hocanız sormaz ama yine de bilin zor bir hocanız varsa bunu siz yaparsınız. Şimdi bu haritaya bakarak da yani idari haritaya bakarak da fiziki haritaya bakarak da yapabileceğiniz şeyler var. Her haritaya bakarak konum belirleyebiliyorsunuz. Bir, yön tayin yapabilirsiniz. İki, Uzaklık ve alan hesaplayabilirsiniz 3. Niye? Kardeşim bak hepsinde 36, 40, 26, 45'ler gözüküyor. Bunda da gözüküyor. Bunda da gözüküyor. Hepsinde yukarısı kuzey gösteriyor. Aşağısı güney gösteriyor. Hepsinde burayla burası atıyorum e, 3 santim. Haritanın şeyi de diyelim ki e, ölçeği de 1 milyonsa çarpıyorsun bölüyorsun diyorsun ki burası 300 kilometreymiş diyorsun. Burada aynı şekilde çeviriyorsun fizik haritayı. Burada da 3 santim bölüyorsun çarpıyorsun 300 kilometreymiş diyorsun. Demek ki uzaklık ve alan hesaplayabiliyorsun. Yön tayin yapabiliyorsun. Konum belirleyebiliyorsun. Bütün haritalarda, bütün haritalarda. Ama yükselti bulma burada olabilir. Bunda olmaz. Bunda yükselti bilemez. Ay Erzincan da sarı, Kırklareli de sarı. Halbuki dağlık yerler Erzincan da kahverengi, Ardahan da kahverengi. Bak Kırklareli bir anda yeşil oldu. Demek ki dağlık değilmiş. Veyahut da Toroslar da kahverengi, Erzurum da kahverengi. Niye? Bu yükseltiyi gösteriyor yükselti bulma, eğim hesaplama, profil çıkarma yalnızca fiziki haritalardan. Yalnızca bak bundan değil bundan yapılabilir. Bunu üniversite sınavlarına çok seviyorum. Geldik coğrafi koordinatlara. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Zaten bununla alakalı sizlere güzel güzel anlatmıştık. Ne demiştik? Şöyle hemen kendim bir kez daha çizmek istiyorum. Hop bir yuvarlak dünyamızı çizmiştik. Şu ekvatordu. Sıfır ekvatordu. Ekvator başlangıç paraleliydi arkadaşlar. Ekvatordan yukarı doğru gittikçe 90 tane kuzeyde bak şöyle yazıyorum 20, 40, 60, 80, 90 diyelim. Tamam simetrik çizemedim. Aşağıda 90 çiziyorum. 20, 40, 60, 80, 90 tane de güneyde paralel daireler var. Bu paralel dairelerinden başka bir de meridyenler var. Meridyenlerde sıfır başlangıç meridyeni var. Tamam mı? Bunlar kutup noktalarına birleştiği için aralarındaki mesafe gittikçe daralıyor kutuplara doğru. 180 tane doğuda, 180 tane batı olmak üzere 360 tane meridyen dairesi var. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Türkiye nerede? Türkiye Şöyle yazıyorum bak mesela şöyle olsun. Şu 36 kuzey ya. Şu da 42 kuzey ya. Türkiye kuzey yarım kürede 36 42 kuzey paralel arasında. Meridyen olarak da 26 45 diye yazıyorum ben şimdi. Şurası oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yeri burası oldu. Türkiye'nin coğrafi koordinatlarını sorduğu zaman 36 42 kuzey 26 45 doğu diyeceksiniz. Neye göre diyorsunuz hocam? Şuna göre diyorum. Türkiye'nin en kuzeyinden geçen ve en güneyinden geçen paralel dairelerine bakıyorum ve diyorum ki ha Türkiye diyorum yeri belli diyorum. Ve buna bağlı olarak bazı özelliklerini de yakalıyorum Türkiye'nin. Diyorum ki Türkiye 36 kuzey. Bak şurası 36 kuzey. Tamam mı? Ve 42 kuzey arasında. Bunu yazdık mı? Yazdık. Meridyenleri de yazıyorum. 26 doğu. Hop 26 doğu. Ve 45 doğu arasında diyorum. Bunları yazdık. Bu özelliklere bağlı olarak Türkiye'de bazı şeyler gelişiyor. Ne gelişiyor? Bir kere şu güzel bayrağımızı hemen göğsümüze yerleştirelim. 26-45 ya. 45 26 diyorsun eşittir 19. 19 meridyen fark var. 19 çarpı 4'te 76 dakika zaman farkı var diyorsun. Yani Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasında 76 dakika zaman farkı var. Yani Türkiye'nin en doğusunda ezan okunduktan 76 dakika sonra burada ezan okunuyor diyorsun. Türkiye'nin en doğusunda iftar açıldıktan 76 dakika sonra burada iftar açılıyor diyorsun. Bu coğrafyanın bize bir güzelliği. Peki 36 42 ne işe hocam? 42 36 diyorsun. Eşittir 6. 6 çarpı 111. Türkiye'nin en ee, kuzey ile en güney arasında kuş uçuşu uzaklık yani Hatay'dan bir kuşu uçsa hop Sinop'a kadar gitse 666 kilometre uçak diyoruz. Bakın ama kuş uçuşu eğer dağlar falan olsa yol uzar. Dolayısıyla Türkiye'nin kuzey güney uzaklığını 42-36'ya bakarak doğu batı dakika farkını da e, meridyen farkına bakarak bulabiliyoruz arkadaşlar. Bu da bu işe yarıyor diyoruz. Şimdi enlemler fıt 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 boylamlar fıt 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 bu kadar basit. Şimdi mesela burada bir sorularımız var. Belki soru sorabilir hocanız. Hesaplama sorusu. Örnek sorularda gelmemiş ama biz yine de işe risk atmayalım. 45 doğu boylamında yerel saat 19 iken 15 doğu boylamında yerel saat kaçtır diyor. Hemen şöyle yapacaksınız bak. 0'ı çizeceksiniz başlangıç merdiveni. Başlangıç merdiveni doğusundaydı yani. Hemen buraya bir 45 doğu yazıyorum. Hop yazdım. Bir de 15 doğu boylamı yazıyorum. O da burada olur. Niye? Çünkü bak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 45 tamam. Burada 45 doğu boylamında saat 19.03'müş. 15 doğu boylamında saat kaçtır diye soruyor. Şimdi şöyle diyeceksiniz. Doğuda yerel saat daha ileridir. Bu ne demek hocam? Yani doğuda güneş daha erken doğar, daha erken batar. Iğdır'daki insanlar daha erken iftar açar, Çanakkale'deki insanlar daha geç açar. Iğdır'da güneş daha erken doğar, Çanakkale'de güneş daha geç doğar. Güneş önce burada doğar, sonra burada doğar, sonra burada, sonra burada. Bunun sebebi dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi. Şimdi o zaman burada saat 19'sa burada saat 19'dan daha geride bir saat olacak. Peki ne kadar geride olacak? Hemen diyeceksin 45 meridyen eksi 15 meridyen hani burada 45 ve 15 ya. Ne eder? 30 meridyen. 30 meridyen arkadaşlar 30 meridyen her meridyen arası 4 dakika olduğu için 30 çarpı 4 120 dakika eder. 120 dakikada 2 saat eder. Demek ki bu adam 2 saat daha geride. 19 değil de hop 17.03 diyeceksin. Bu kadar basit. Burada saat 7 iken burada saat 5 oluyor. Niye hocam? Bu çünkü daha batıda. Bu buraya göre daha batıda. Anlaştık mı? Bu kadar basit. Başka bir soruya bakalım. Yine 0 yazıyorum. 30 doğu boylamında yerel saat 6'ymış. Hemen buraya 30 yazıyorum. Saat 6'ymış. Hemen şuraya yazıyorum bak. 6. Hop. 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 Tamam. 15 batı boylamında yerel saat kaçtır? Hemen buraya 15 yazarsan dü -dü 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 patlarsın. Batı boylamı dediği için şu tarafa koyacaksın. 15 batıyı buraya yazacaksın. Bak. 15 batı. 0. 30 doğu. Yani şu çok çok önemli arkadaşlar. Burayı sakın karıştırmayın. Burayı karıştırırsanız patlarsınız. Yani şu ya. Şurası başlangıç meridyeni ya. 10 doğu, 20 doğu, 30 doğu, 40 doğu diye gidiyor. Veyahut da 10 batı, 20 batı, 30 batı, 40 batı diye gidiyor. Dolayısıyla sakın sakın işte 10 doğuyla 20 doğu arasında hesap yaparken 20 eksi 10 yapıyorum. 10, 10 çarpı 4 işte 40 dakika falan diyorum. Burayla 20 doğuyla 10 bat yaparken 20'den 10'u çıkarmayın sakın. Bu sefer 20 ile 10'u toplamanız lazım. Niye? Bak 20 ile 10 arasında bu kadar fark var. Ama 20 do ile 10 bat arasında 1, 2, 3 yani 30 tane meridyen fark var. Bunu bilmeniz lazım. Burada toplamanız gerekiyor. Aynı yarım kürelerde çıkarıyoruz. Farklı yarım kürelerde topluyoruz. Aradaki farkı bulmak için. Dolayısıyla burada toplayacaksın. Diyeceksin kardeşim ben burada 30 doğudan 15 batıya geçiyorum. O zaman bak 30 artı 15 diyeceğim eşittir 45. 45 ile de 4'ü çarpacağım. 45 çarpı 4 hani her meridyen arası 4 dakika fark olduğu için 180 dakika edecek. O da 3 saat edecek. 3 saat 180 dakika. Sonra diyeceğim ki yine geri alacağım. 6'dan 3 saat geri gidince bu sefer saat burada ne olacak? 3 0 3 olacak arkadaşlar. Bunu bilmeniz yeterli. Uluslararası saat dilimlerimiz var. Burada da şuna dikkat edeceğiz uluslararası saat dilimlerinde. Herkes aynı saat dilimini kullanmak zorunda değil. Saat dilimleri değişebiliyor. Buradaki mantık şu. Şu sıfırıncı başlangıç dilimi ya arkadaşlar. Şimdi bir 15 gidiyorsun. 15 meridyen. Hani her iki meridyen arası 4 dakika değil. 15 çarpı 4 ne eder? 60 eder, eder arkadaşlar. 60 dakika ediyor. Demek ki burada bir saat değişti bak. Sonra bir 15 daha gidiyorsun. 30 doğu. ikinci bir saat dilimi oldu. Biz gidiyorsun 15 daha. Üçüncü saat dilimi oldu. Bir gidiyorsun 15 daha. 60. Dördüncü saat dilimi oldu. Türkiye 26.45'teydi ya. Türkiye şuralarda bir yerde olduğu için bir ikinci, bir üçüncü saat dilimini kullanıyorduk eskiden. Ama artık sadece üçüncü saat dilimini kullanıyoruz. Saatlerimizi hep ileride kullanıyoruz. Eski hani saatlerimizi gene alalım, saatlerimizi ileri alalım diyorduk. Şimdi güneş enerjisinden faydalanma yöntemimizi değiştirdik ve burayı kullanıyoruz. İşte tarih değiştirme çizgileri de bu işaretiyor arkadaşlar. Bunu da bilmemiz lazım. İlk dönem hedefi yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 9. sınıf yazılı notlarının içinde. Hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da bulabilirsin. Bak burada demiş ki 3. saat diliminde 16.40'da oynanacak olan bir futbol maçı Eksi yedinci saat dilimde kaçta izlenir? Şimdi bak yani şurası sıfır. Şurası diyelim ki üçüncü saat dilimi olsun. Şurası da eksi yedinci saat dilimi olsun. Aralarda kaç? On saatlik bir fark var öyle değil mi? Niye? Bir üç saat buradan bir yedi saatte buradan on saatlik fark var. Yani on saat daha geride izlenecek. Ona göre de altı kırkta izlenecek demen gerekiyor. Yani sen hatta bazen öyle şeyler oluyor. Diyelim ki Amerika'da Dünya Kupası düzenlendiği zaman veyahut da e, Almanya'da. Amerika'dakiler gece izlemek zorunda kalıyor. Almanya'dakiler gündüz izlemek zorunda kalıyor. Böyle garip şeyler olabiliyor. Dolayısıyla çok stratejik ülkeleri seçiyorlar ki tüm dünyada rahat rahat izlensin diye. Şimdi bir de projeksiyon yöntemlerimiz var. Onu da gösterelim. Sonra hemen sorularımıza geçiyoruz. Dünyanın şeklinden kaynaklanan hataların en az indirebilmesi amacıyla projeksiyon yöntemleri geliştiriliyor. Silindirik projeksiyon arkadaşlar bakın dünyanın ortasına kağıdı yapıştırıyorsun. Burada orta kuşağı yapıştırıyorsun. Burada ise kutuplara yapıştırıyorsun. Dolayısıyla burada kutup ve çevresi çok iyi. Bak kutup içerisine gülümseyen işaret koyuyoruz. Yani Norveç, Finlandiya gibi böyle kutuba yakın ülkeler güzel gösterilebiliyor. Konik projeksiyonda orta kuşak çok iyi gösteriliyor. Yani bizimkiler, bizim bulunduğumuz kuşaktaki ülkeler. Yani Türkiye, Avrupa ülkeleri. Silindirik projeksiyonda da ekvator ve çevresi çok güzel gösteriliyor. Niye? Buralara daha iyi geldi. Şimdi bunların zaten sorularını çözeceğiz. Gelelim bir de ölçüye bakalım. Haritalarda küçültme oranı biz ölçek diyoruz. Şimdi bu Türkiye'nin birebir haritası mı? Hayır. Küçültülmüş. Ne kadar küçültülmüş? Bu da lejantında yazıyor. İşte bu mesela 1 bölü 500 bin. Burada tabii 1 bölü 50 bin olacak. Yanlış yere koymuşlar şöyle noktayı. Şöyle yapalım. 1 bölü 500 bin olabilir. 1 bölü 500 bin olduğu zaman diyorsun ki haritadaki 1 santim esasında 500 bin santime denk geliyor diyorsun. Ha. 500 bin santim de şöyle fıt 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 fıt, fıt. 5 sıfır sildiği zaman 5 kilometre geliyor. Demek ki haritadaki 1 santim 5 kilometreye geliyor demek bu. Anlaştık mı? Yani adam bir harita çizmiş şöyle haritada A kenti ile B kenti arası 1 santim gözüküyor. Ama normalde 1 santim bir şey olamaz. Yani şuradan şöyle bir kent olur mu? Olmaz. Bunu ne kadar küçültmüş diyelim ki? 1 bölü 500 bin küçültmüş ya. Demek ki bu ortadaki 1 santim 500 bin santime denk geliyor. 500 bin santim de şöyle 5-0 sildiğin zaman, çünkü onun bir mantığı vardı hatırlarsanız ortaokuldan. Kamile halam damda, Mehmet dayım camda merhaba merhaba diyorduk. Yani kilometre, hektometre, dakametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre vardı. Şimdi kilometreden me, e, santimetre indiğin zaman bir, iki, üç, dört, beş tane sıfır silmen gerekiyor. Sen o beş sıfırı bile yeterli. Kamil halayı bilmene gerek yok. Şimdi sen beş sıfır sildiğin zaman yani beş bin santimetreyi kilometreye çevirdiğin zaman bir santimetre esasında beş kilometreye denk gelmiş oluyor. Yani buradaki bir santimetre beş kilometre demek. A ile B arası beş kilometreymiş diyorsun. Bunu çizgi ölçekli de gösterebilirsin. Burada da şu demek. Şuradan şuraya kaç var? 5 kilometre var. Burası kaç santim? 1 santim. O zaman 1 santimetre 5 kilometreye gösterilmiş. Burası 1 santim 5 kilometreye göstermiş. Burası 1 santim 5 kilometreye göstermiş. O zaman bu harita daha doğrusu bu çizgi ölçek kaç santim? 1, 2, 3 santim ya. Burası kaç santim? Ya kaç kilometre gösteriyor? 15 kilometre. O zaman 3 santimde 15 kilometre gösteriliyor. 1 santimde 5 kilometre gösteriliyor. Aynı şey bak. 1 santimde 5 kilometre gösteriliyor. Sen bunu alıyorsun böyle hop. Aa 5 kilometreymiş diye gösteriyoruz. Bu kadar basit. Çizgi ölçek esasında böyle elinle koyup göstermek için yapıyorsun. Burada ise hesaplaman gerekiyor. Şimdi bir de büyük ve küçük ölçek harita var. Bu zor bir konu esasında. Dikkat gerektiren bir konu. Örnek sorularda koymamışlar ama hocanız sorabilirse diye ben göstereceğim. Şimdi bunu hemen şöyle anlatıyorum. Büyük ölçekli arkadaşlar matematiği hepiniz biliyorsunuz. 1 bölü 2 mi daha büyüktür? 1 bölü 9 mu? E, tabii ki 1 bölü 2 daha büyüktür. Bir pastanın yarısı bir pastanın 9'a birinden daha büyüktür. Tamam. Şimdi haritalarda bir bölü mesela atıyorum 20 bin büyük ölçekli oluyor. Bir bölü atıyorum 900 milyon küçük ölçekli oluyor. Tamam mı? 900 milyon değilim hatta şöyle iyice abartalım. Şimdi bu 900 milyon defa küçültmüş aynı kağıda dünyayı saldırmış. Bu 20 bin defa küçülttüğü için sadece İstanbul ve çevresini sığdırmış. Bak burada İstanbul var. İstanbul'un Nişantaşı gözüküyor, Sarıyer gözüküyor, işte ne bileyim Hacı Osman gözüküyor, Maslak gözüküyor, Üsküdar gözüküyor. İstanbul'u detaylı göstermiş. Çünkü çok fazla küçültmemiş. Bu ise 900 milyon defa için dünyadaki her yer gözüküyor. Avustralya, işte ne bileyim Amerika. Fakat burada ayrıntı az, burada ayrıntı fazla. Şimdi buradaki mantığı öğreneceğiz. burada paydadaki sayı az görüyor musunuz? Gösterilen alan az. Bozulma oranı da az. Çünkü her yeri çok ayrıntılı bir şekilde görebiliyoruz. Ayrıntı fazla. Küçültme oranı az. Buraya kadar anladık mı? Anladık. Şimdi geleceğim. Şu tarafa bakıyoruz. Burada paydadaki sayı fazla. Bakın ne kadar büyük bir sayı. Gösterilen alan fazla. Bozulma oranı fazla. Ne oldu? İstanbul yalan oldu. Baksana. İstanbul burada tüm kıvrımlarıyla gösterirken ama İstanbul şöyle bir çizgi geçti gitti. Bozulma oranı fazla. Ayrıntı az. Bak burada ayrıntı fazlaydı. Burada az. Şut oranı bayağı fazla. Bayağı küçültmüş. Bunu anladık. Peki izohipsler arası yükselti farkı nedir hocam? Şimdi İzohipsleri biliyorsanız buraya yazacağım anlarsınız. Ama izohipslerin ne olduğunu biliyorsanız diye hemen izohipsleri göstermek istiyorum. Ondan sonra buraya geleceğim. İzohips şu arkadaşlar. Bunu önceki derslerimizde göstermiş. Şu benim elim ya. Elimi şöyle yaptığım zaman ne oldu? Bakın şurası daha yüksek. Burası daha alçak. Burası daha alçak. Burası daha alçak. Buraları dağ gibi düşünün. Hocam ne yapıyorsunuz? Ayıp oluyor. Hayır hayır. Bakın şöyle gösteriyorum. Bunlar yüksek. Ben bunu arkadaşlar şöyle gösteriyorum düzlem Burası diyorum 100 metre. Bak bir yuvarlak istiyorum. Burası 200 metre. 2 yuvarlak istiyorum. Burası 300 metre. Bak. 3 yuvarlak çiziyorum. Burası 4 metre. 1, 2, 3, 4 tane yuvarlak çiziyorum. Hakikaten de yuvarlak sayısı arttıkça yükselti artacak. Bakın böyle yapıyorum. Gördünüz mü? Hakikaten de burası daha yüksek bir dağ. Burası daha alçak bir dağ. Burası daha alçak bir dağ. Demek ki her bir yuvarlak belli bir yükseltinin arttığını gösteriyor. Şimdi burası önemli. Ben şimdi hemen elimi temizleyip geliyorum. Şimdi elimi temizledim. Artık biz şunu biliyoruz ki eğer şöyle bir dağ olsun. Şöyle bir tane resim çiziyorum mesela. Bu gerçek resim. Şurası böyle denizden gidiyor. Şöyle bir küçük dağ var. Sonra büyük bir dağ olsun tamam mı? Şurası deniz olsun tamam Şurada bir gemi var. Şurada da bir adam var. Şimdi burası deniz kenarı sıfır metre. Atıyorum bu dağ diyelim ki 2000 metre olsun. Şu dağ da 5000 metre olsun. Örnek veriyorum. Sen bunun izoyup sayfasını çizerken şöyle yapıyorsun. Diyorsun ki şurası kıyı çizgisi istiyorsun. Sıfır metre. Şurada bir dağ var. Bin, iki bin diyorsun. Bu da beş bin metre. Bin, iki bin, 3000, 4000, 5000 diyorsun. Nokta koyduğum yer daha zirvesi oluyor. Böylece ben diyorum ki demek ki burada yüksek bir dağ var. Burada alçak bir dağ var. Burası deniz seviyesi diyorum. Şurası 0 metre diyorum. İşte izohips bu. Şimdi burada temel mantık şu. Eğer izohipslerin arasını sen 50 metre 50 metre gösteriyorsan ayrıntılı bir haritasındır. İzohipsler arası yükselti farkı az varsa eğer ayrıntılı ayrıntılı gösteriyorsundur. Ama böyle biner biner yükseliyorsa hızlı hızlı yükselti farkı fazlaysa bu o zaman küçük ölçekli ayrıntılı bir haritadır. Burada oradan geliyor. Şimdi haritalarda dağılışları gösterme yöntemlerinde bir nokta yöntemi var. Böyle zirveyi hani az önce ben ne yaptım? Şurada pat diye şurayı noktayla gösterdim. Bak. Zirveyi noktayla gösterdim. Şehirleri, konutları böyle noktalar gösteririz. Bazen de sınır çizgilerini, yolları, akarsuları böyle çizgiyle gösteriyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim size. Akarsular diyelim ki Türkiye'deki akarsularımızı hatta şöyle gösterelim size Türkiye'deki akarsularımızı. Türkiye'deki akarsularımız mesela şurada Kızılırmak var. Şurada yeşilırmak var. İşte Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes var. Seyhan, Ceyhan var. Sakarya var. Tamam. Bak bunlar böyle düz çizgi yaptım. Ama bir de mevsimlik akarsular var. Yazın kuruyan, kışın akan. Onları böyle kesik çizgi gösteriyoruz. Bak bu kesik çizgi esasında mevsimlik akarsı demek. Bir de alanlar gösterebiliyorsun. Bu da ülke, bölge, göl, orman, tarım alanı ve benzeri. Şimdi başta dağılış haritalarımız var. Bu şekilde renkleri gösteriyorsan koro kromatik oluyor. Renklerin tonları değiştikçe farklılaşıyorsa kropilet oluyor. Böyle alansal değişim oluyorsa izopilet oluyor. Noktaların yoğunluğu arttıkça noktalama oluyor. Oransal sembol, akış, kartogram gibi isimler var. Bunları milletin makalı örnek sorularda sormamış. O yüzden ben de bunların üzerine fazla gitmiyorum. Kabart yöntemi zaten benim en sevdiğim harita. Hocamızın en sevdiği harita dersiniz. Niye bak? Kabartmış. Oh. Ne güzel böyle ne güzel. Oh dokunuyorsun rahat rahat hissediyorsun. Ama imkansız, çok zor, pahalı yapılması çok zor, lüks. Yer şekillerinin üç boyutlu kabartması yapılarak elde ediliyor. Renklendirme yöntemi önemli. ÖSYM üniversite sınavlarında bunu çok soruyor. Çünkü çocuklar hemen atlıyorlar. Diyorlar ki mesela böyle bir üniversite sınav sorusu var. Konya Ovası'nın sarı Çukurova'nın yeşil olmasının sebebi nedir? A. Yetiştirilen tarım ürünlerinin farkı. Hı hı. Niye? Çünkü burada yeşil fasulye yetişiyor. Burada sarı buğday yetişiyor. Zannedip atlamayacaksın. Alakası yok. Tarım ürünü değil. Toprağın renginin farklı olması. Evet burada sarı toprak var. Burada yeşil toprak. Hayır alakası yok. Toprakla da alakalı değil. Evet burada e, step toprağı var. Burada alüvyal toprak var ama değil. Temel sebebi şu yükselti farkı. Burası 0-500 metre arasında burası 500 bin metre arasında diyeceksin. Yani şurası kahverengi. Hayır burası yeşil orman esasında. Burası yemyeşil belki burası çöl esasında. Renkler oradaki tarım ürününü bitkiyi falan göstermiyor. Sadece yükselti basamaklarını göstereceksiniz İzoipsleri bir kez daha hatırlayalım. Ardından da artık sorularımıza geçelim arkadaşlar. Burada izohips eş yükselti yerlerinde şunu bileceğiz. Şimdi kıyı çizgisi sıfırdı ya. Burası diyelim ki 50 içeri, içeri gidiyorsa 50, 100, 150 A noktası 200 olmuş oluyor. Bu kadar basit. Tamam mı? Bura 50 ise burası da 50 olmuş oluyor. Çünkü birbirini çevrelemiyorlar. Bura 50, 100, 150 D 150 oluyor. 50, 100, 150 C de 150 oluyor. Demek ki eş yükseltilerin böyle bir mantığı var. Bak şöyle bir daha birleştireyim bunları şöyle. Birleştirdiğimiz zaman ne oldu? Bak esasında ikisinin de benzer yükselti olduğunu yakalamış oluyoruz gibi. C ve D aynı yükselti ise yükseltileri aynı. Anlaştık mı? Y noktasının yükseltisini bilemeyiz. X noktasının yükseltisini bilemeyiz. Çünkü bir eğrinin üzerinde değil. Şimdi bura binmiş. Tamam. O zaman burası da bindir. Bura 1200'müş. Demek ki 250 e güzel gidiyor. Bura binse burası da bindir. 1200, 1400. O zaman X'in yükselti 1400 diyeceksiniz. 400, 500, 600. Tekrar 500 inmiş. Niye? Şöyle okları gördüğün zaman tekrar aşağı doğru iniyor. Çukura doğru iniyor diyeceksiniz arkadaşlar. 40, 60, 80. Bura 40, bura 60. Bura 40 ile 60 arası diyeceksiniz. Peki 50 mi? Bilmiyoruz. Tam bir yükselti veremeyiz. Şuraya bakalım. Bak burada eğimin arttığı yerler var hızlıca ve eğim arttığı için burada akarsu hızlıca akacak. Mesela burada bir de şelale var mesela. Anlaştık mı? Veya da e, şurası mesela bir delta ovası mesela. 14 delta mesela. Veya da şu iki tane arası mesela 7 boyun. Anlaştık mı? Mesela 9 sırt mesela. 6 zirve. Mesela 4'te bir çanak var, çukur var yani. Anlaştık mı? Veyahut da 13 mesela kıyı çizgisi. Yani 0 metre. Anlaştık mı? Veyahut da 12'de mesela bir ova var. 1'de 11'de bir yamaç var. Mesela i̇şte 10'da bak dağlar hızlıca eğilmeye başlamış deniz kenarında. Burada bir falez var. Anlaştık mı? Burası bir vadi mesela. Vadinin içine akıyor akarsu. Burası bir tepe mesela. Dağ. Bunları hep bileceğiz. İzohipslerde profil çıkarma da sınavda çıkma ihtimali biraz zayıf. Burada yapacağınız şey şu. Diyeceksin kardeşim bak bu 100, 200, 300, 400, 475'e çıkıyormuş böyle. Hmm. Sonra böyle iniyor ya. Sen bir kere bu 100 sıfırdan sıfırdan başlatacaksın. Sonra 100'e çıktı. Sonra ardından 200'e çıktı. Sonra 300'e çıktı. Sonra 400'e çıktı. 475'ten sonra şöyle devam etti, devam etti tekrar aşağı indi, indi, indi. Kaça kadar indi? Bak, 200'e kadar iniyor tekrar. 200'e kadar indireceksin. Sonra tekrar 200'den 300, 400 tekrar çıktı? Sonra tekrar indireceksin. Bunu çizdiğin zaman işte izoekselerde profil çıkarma oluyor. Türkiye'nin mutlak konumunu zaten söylemiştik. 36-42 kuzey paralelleri 26-45 doğu meridyenler arasındaydı. Göreceli konumu işte örnek sorularda çıkmış. O yüzden bunu iyi bilelim arkadaşlar. Hocanız da sınavda %100 soracaktır. Nedir? Asya Avrupa kıtalarını birbirine bağlıyor. Orta Doğu ve Kafkasya'daki zengin enerji kaynaklarını Avrupa'ya taşıyan boratlarının geçtiği bir yerde. Tarih boyunca birçok medeniyete el sahipliği yanmış. Kıtalar arası ticaret yollarının kesim noktasında. Bunları bileceksiniz. Şimdi başlayalım sorularımıza. Artık bayağı uzun bir ders anlatım yaptık. Zaten bunları önceki videolarımızda anlatmıştık ama sanki hiç anlatmamış gibi uzun uzun anlattım. Şimdi soruları da çözeceğiz ve bu iş bitecek. Ama siz mutlaka yazılı notlarından ve yazılı denemelerinden tekrar etmeniz lazım. Yazılı notlarını arkadaşlar, bakın burada her bir sayfa sizler için tek tek söyleyeyim ki... ...buradan da bir kez daha tekrar edin. Burada her şey yazıyor anlattıklarımla beraber. Sayfa 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75... 77 sayfa gelmeme ihtimali var. Onu sormamışlar. 79'da gelme ihtimali var ama hocanız sorabilirse diye bence sayfa e, kaça kadar? Buradan sorulmuş. Bak şu mutlak konumdan, göreceli konumdan sorulmuş 83'e kadar. Yani sayfa 83'e kadar okumanızı tavsiye ediyorum. Bunun yanınıza gezdirin, rahat rahat çalışın. Bir de buradaki yazılı denemelerini çözün. Yazılı denemelerini çözerken hata yaptınız ya. Boş bıraktınız ya. Direkt ya bu yazın, direkt yazın ya. Bir kez daha pro etmiş olursunuz. Hiç önemli değil. Şimdi sorularımıza başlıyoruz. Demiş ki Aşağıdaki boşluklara doğal unsur veya doğal olayları inceleyen fiziki coğrafyanın bilim alanı ile bu alanı yararlandığı bilim dalını yazınız demiş. Böyle bir soru gelebilir dikkatli olun. Alüvyal topraklarla tabii ki de toprak coğrafyası ilgilenecek arkadaşlar. Toprak coğrafyası ilgilenecek. Ve yararlandığı bilim dalı da pedoloji olacak. Toprakla ilgilenen bilim dalı pedoloji oluyor. Ekvatoral iklim iklim diyor. İklimse o zaman ne diyeceğiz? Klimatoloji diyeceğiz. Peki yararlandığı bilimde tabii ki meteoroloji olacak arkadaşlar. Bu kadar basit. Bartın çayı bir çay yani nehir, ırmak, su. O zaman hidrografya diyeceğiz. Yararlı bilim dalı da potamoloji olacak. Hemen yazalım. Potamoloji şey olacak. Bitti gitti. Kayın ağacı ağaç diyor. Ağaç bir canlı. O zaman biyo coğrafya diyeceğiz. Anlaştık mı arkadaşlar? Yararlandığı bilim dalı ise tabii ki bitki bilimi olan botanik olacak. Yararlanıyor ondan da. bacaları Ürgüp'teki bu bir taşa şekil vermiş. Yani Allah akarsu aşındırmasıyla oradaki taşlara, bazaltlara, andesitlere bir şekil vermiş. Bir de rüzgarda son şeklini vermiş. Peri arkadaşlar ne olacak? Jeomorfoloji. Jeomorfoloji. Taşlarla alakalı. Ve yer bilimi aynı zamanda. Ve burada da yararlandı bilim petrografi olacak. Hemen yazalım. Petrografi diye yazalım. Petrografi diye yazalım şöyle. Yeraltı suya baktığımızda ise tabii yine su yine hidrografi arkadaşlar. Suyu gördüğünüz zaman hidrografi yazın ve kaçın. Yararlandı bilime baktığımızda ise yine hidrojeoloji yazabilirsiniz. Çünkü yeraltındaki sular bu. Marmara Deniz deniz diyor. E tamam hocam deniz deyince su demiştiniz işte hidrografya değil mi? Evet bu kadar basit. Peki denizlerle alakalı da yani denizler okyanuslar. Ocean İngilizce'de okyanus demek. Oseanografya diye bir bilim dalından yararlanacak. Dağlar diyor. E, jeomorfoloji. Bacalar, dağlar hep böyle yer bilimi, jeomorfoloji. Peki hocam neyden faydalanacak? Yine jeolojiden de faydalanabilir dağlarda. Depremler yine jeomorfoloji, yeryüzü hareketleri, jeomorfoloji. Burada yine depremin bilimi olan sismolojiden faydalanacak. Geldik başka bir soruya. Aşağıda coğrafya biliminin gelişimleri rol oynayan önemli gelişmeler verilmiştir. Bu gelişmelerin yaşandığı dönemleri yazınız diyor. Bu dönemde coğrafya bilimin gelişmesinde Müslümanlar öndeyse demek ki Avrupalılar kilisenin baskısı altında orta çağ Kilisenin baskısı altında Avrupalılar amen Otoriyeme takılırken bizimkiler bilimde ilerleyecek. Bu dönemde coğrafya bilgiler gezilen görülen yerlerin tasvir edilmesi ve haritalanması ile ortaya konmuştur. Daha geziliyor görülüyor yani. Burası eski çağ. Ta Yunanlılar dönemi. Bu çağ olayların sebep ve sonuçlarının ele alındığı, coğrafya biliminin yöntemlerini oluşturulduğu, coğrafyanın konuları ve bölümlerinin bölümlerin bugünkü bölüm şeklini aldığı dönem. Bugünkü şekli ise o zaman şu anda bulunduğumuz çağ. Yani yakın çağ arkadaşlar. Bu kadar basit. Avrupa'da Rönesans ve Reform Hareketi'nin getirdiği aydınlanma ve sömürgecilik hareketleri coğrafyanın gelişmesine rol oynamış. O zaman bu da yeni çağda olduğunu bileceksiniz arkadaşlar. Aşağıda verilen ülkelerin çiziminde hangi projeksiyon yönteminin kullanılması gerektiğini tabloda ilgili alana yazınız diyor. Şimdi bu kutba gelmiş, bu ekvatoral kuşağı gelmiş, bu da orta kuşağı denk gelmiş. Yani bu hatırlarsanız konik projeksiyondu, bu silindirik projeksiyondu, bu da düzlem projeksiyondu. Şimdi birincisi bu ülkelerin yeni bilmiyorsanız yapamazsınız zaten. Öyle değil mi? Böyle bir soru gelirse kazık bir soru olur. Ama ben bildiğiniz düşünerekten başlıyorum. Şimdi bu kutba yakın yerler hatırlarsanız. O yüzden kutba yakın ülkeleri hemen yazalım. Bence Grönland'ı hepiniz biliyorsunuz kutba yakın olduğunu. Başka neyi diyebiliriz? İşte Antarktika'yı da biliyorsunuz zaten kutba yakın değil direkt kutupta aşağıda Güney Güney Kutbu'nda. Bir de Norveç. Norveç de yine en kuzeydeki ülkelerden biri. Burayı bitirdik. Norveç'i, Antarktika'yı ve Grönland'ı eledim. Silindirik ekvatora yakın olması lazım. O zaman belki duymuşsunuzdur. Malezya ekvatora yakın mesela. Aynı zamanda Brezilya yine ekvatorda. Anlaştık mı? Aynı zamanda Nijerya Nijerya'da yine Ekotor'da. Bunları bilmemiz lazım. Yani Afrika'daki ülkeler bunlar. E, Brezilya tabii şeyde. Hatta şöyle göstereyim yerlerini ki daha iyi anlayın. Bakın. Brezilya burada. Görüyor musun Ekotor'da? Burada Amazon havzası var. Burada Kongo. Nijerya burada. Anlaştık mı? Malezya da burada. Malezya. Ekotor'da şöyle çizdiğim zaman. Tropikal kuşakta yer aldıkları için, dünyanın ortası yer aldıkları için silindirik projeksiyon onlar için çok iyi oluyor. Grönland, Antarktika ve Norveç. Anlaştık mı? Devam ediyoruz. Konik projeksiyona geldik. E, tabii ki bu orta kuşak için iyiydi. Konik projeksiyon orta kuşak için iyiydi. Hatta konik orta kuşak yazayım. Silindiriye ekvatoral kuşak yazayım. E, düzlemede kutuplar için yazayım. Tamam mı? Yani bunlarda kutuplar iyi. Burada ekvatoral iyi. Burada da orta kuşak iyi. Diğerleri kötü oluyor. ABD orta kuşakta. E başka kim var? E, bizimkilerden. İspanya var. Bizimle aynı paralelleri yakın yerlerde olan. Bir de Japonya var. Hemen bunların da yerini gösterelim ki iyice aklınıza sinsin. Japonya burada bak. Hop Türkiye ile aynı yerlerde. İspanya da burada bak Türkiye ile aynı yerlerde. ABD de burada bak. Şöyle bir kırmızı ile çizeyim daha iyi anlayın. Bir kuş başladı böyle. Gidiyor. Amerika'dan geçtim şu anda. Portekiz, İspanya, İtalya, Türkiye, Türkmenistan, Tacikistan, Çin, Japonya. Gördünüz mü? Hep benzer bir kuşaktayız. Devam edelim. Türkiye'nin coğrafi konumunun güçlü yönlerine 3 örnek veriniz diyor. Şimdi bu zaten örnek sorularda olduğu için biz de hemen buraya koyduk. Ne demiştik? Türkiye arkadaşlar gerçekten çok stratejik bir yer demiştik. Birincisi iki kıtada toprağı var. Yani hem Asya'da hem de Avrupa'da toprağımız var. Bu çok çok önemli. Aynı zamanda İstanbul bakın İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahibiz. Yani Asya ve Avrupa'yı bağlıyoruz boğazlarına sahip. Başka ne diyebiliriz? Asya, Avrupa, Afrika kıtalarının kesişiminde yer alıyor ve hatta Orta Doğu ve Kafkasya'daki Kafkasya'daki enerji kaynaklarına yakın bak. Enerji kaynaklarına yakın. Yani dünyanın en önemli e, enerji kaynakları olan petrol, doğalgaz bak Suudi İran, Irak Buralar petrol. Azerbaycan'da da petrol var. E gidiyorsun doğalgaz Rusya'da falan hepsi bizim üzerimizden Avrupa'ya gidiyor. Dolayısıyla bu bizim güçlü yönlerimiz. Türkiye'nin diyor ekvatora başlangıç medyanın kesim noktasına göre hangi yönde yer alır diyor. Hemen şöyle bir zihninizde bir dünya haritası çizeceksiniz. Tamam. Ekvatoru çizdik mi? Sıfır. Başlangıç medyanını çizdik sıfır. Türkiye birincisi her zaman yaptığımız şey. 36, 42 kuzey paralelleri arasında. Demek ki biz kuzey yarım küredeyiz. Anlaştık mı? Aynı zamanda 26 45 doğu meridyenleri bak 26 45 doğu meridyenleri. Dolayısıyla biz doğu yarım küredeyiz aynı zamanda. Meridyenlere göre doğu yarım küredeyiz. Paralellere göre ise kuzey yarım küredeyiz. Şurası bizim bayrağımız. Güzel ülkemiz. Türkiye fizik haritası sınırları neler bulabiliriz? E, hemen bakalım, gelin bağlayalım. hep beraber bulalım. Bismillahirrahmanirrahim. Al, Türkiye fizik haritası Dağları bulabilir miyiz? Evet, hemen yazıyorum. Dağları bulabiliriz. Ovaları bulabilir miyiz? Evet, ovaları da bulabiliriz. Platoları evet buluruz. Yani yükseklikle alakalı bütün veriler bulunuyor. Dağ, ova, plato, vb. yükseklik ile ilgili bütün verileri buluruz. Anlaştık mı? Bildiğiniz yer çekidine yazın. Fiziki harita harita hangisi içerisinde yer alır? Tabii ki genel haritalar içerisinde yer alıyor. Çünkü idari haritalar, fiziki haritalar genel harita. Frodo ile Sam, Ebop'la Ekok gibi, Tom'la Jerry, Karpuz'la Peynir gibi. İşte karşınızda süper ikili. Yazılılardan gözün korkmasın. Önce yazılı notlarıyla özet ve kilit bilgileri kap. Sonra denemelerle yazılının aynısını prova et. Birinci dönem yazılılarda hedefin yüz olsun. Süper ikili şimdi tonguçmağaza.com ve tüm Tonguç kitapçılarında. Şimdi aşağıda dünya haritası üzerine bazı şeylerin boylam dereceleri verilmiş. Moskova, Londra, Washington, Pekin, Brezilya, Sydney falan. Brezilya değil de Brasilla, O Brezilya'nın bir kenti. Verilen bilgilerden yararlanarak soruları cevaplayınız Londra'da yerel saatin 12 olduğu anda diğer şehirlerin yerel saatlerini hesaplayınız diyor. Şimdi bak Londra'da 12 iken hepsinde 12 olamaz. Saatler değişik. Peki neye göre değişik? Burada biz bunların meridyenlerine göre farkdaki farkı bulup ekleyeceğiz ya da çıkaracağız. Şimdi şöyle yapalım. Mesela diyelim ki şurada çizelim. Şurada Londra 0 ya. Londra 0 Moskova 39 diyor. Bir kere Moskova daha doğuda olduğu için. Moskova 39 daha doğuda olduğu için. Şimdi arada 39 çarpı 4 meridyenlik bir fark var yani. Niye? 39 çarpı 4 dakikalık bir fark var yani. 39 çarpı 4 dakikalık bir fark var yani. Niye böyle bir fark var? Çünkü Londra, Moskova'dan 39 meridyen daha batıda. Moskova'da Londra'dan 39 meridyen daha doğuda. Daha doğudaysa daha ileride olması lazım. Ve 39 çarpı 4 dakika daha doğuda olması lazım. 39 dakika, daha doğrusu 39 meridyen çarpı 4 dakika ne ettiğini bulacağız. Ardından bunu bunu e, Londra'nın saatine eklememiz gerekiyor. Burada 39 çarpı 4'ü hemen hesaplayalım şöyle. Ben hesap makinesiyle hesaplayayım. 2 saat çarpmaya gerek yok. 39 çarpı 4'ü hemen şöyle yazıyorum buraya. Siz de sınavda bu kadar zor sormayacaklar için. <laughs> 39 meridyen çarpı 4 dakika 156 dakika ediyor. Tamam 156 dakika. 156 dakika ne eder arkadaşlar? Hani 2 saat 120 dakika ya. 2 saat işte e, 36 dakikada buradan koyalım. 36 dakika eder. Öyle değil mi? 2 saat 36 dakika ileride olması lazım. Yani Londra'da saat 12 ise. Londra'da saat 12 ise. Bak Londra'da yazıyorum buraya. 12 iken... Moskova'da 156 dakika ileride. Yani 2 saat 36 dakika ileride olması lazım. Moskova'da saat Moskova'da saat 14.36'dır. Bu kadar basit. Anlaştık mı arkadaşlar? Washington'da ise daha da geride olacak. Daha da geride. Onu nasıl hesaplayacağız hocam? Onu şöyle hesaplayacaksınız. Bak Washington 77 batıda ya. Hemen 77 ile 4'ü yine çarpacaksınız. 77 ile 4 çarptığımızda kaç çıkıyor bakalım. 77 çarpı 4 diyorum. 308 dakika diyor. Of. 308 dakika daha gerideymiş ama Washington. 308 dakika kaç saat eder? İşte 6 kere 5 e, 30. Yani 5 saat 8 e, dakika fark var arada. Ama 5 saat 8 dakika Washington daha geride. O zaman 5 saat 8 dakika geri gideceğiz. 12'den 5 saat geri gidersen 7 saat olur. 7'den de 8 dakika geri gidersen 6.52 olur. O zaman Washington'da da Washington'da da saat 6.52 diyeceksiniz. Böyle. Bunu tek tek ben şimdi hepsini hesaplamayacağım ama mantık bu. Yani kaç meridyen fark varsa o kadar farkı ekleyip ilerlemeniz gerekiyor. Allah'tan Londra'yı sıfır vermeyeceğim. Sıfırdan ne diyoruz? Mesela Sydney ile hatta şöyle diyeyim. Pekin'le Washington arası ise bu sefer tarih değişecek yani. Çünkü niye? Ama hocam buradan gider ama işte arada tarih değişiyor. Şimdi 116 tane bekliyorsun sonra bir 77 daha ekliyorsun artık tarih değişiyor bu da önemli. Haritada yer alan şehirlerin saat dilimlerini bulunuz demiş. Arkadaşlar birincisi Londra'nın saat dilimi tabii ki başlangıç meridyen olduğu için GMT bu sıfırda tamam. Washington hatırlarsanız Washington'da 5 saat gerekmiştik ya o zaman Washington'a mesela Washington'ı yazayım sadece. Biz Moskova ile Washington'dan örnek vermiştik. Washington burada Ulusay time code dediğimiz şey yani standart saatlerde eksi beşte oluyor. Niye? Çünkü beş saat geri gittik. Hatırlamıyor musunuz? Beş saat sekiz dakika yaptık. Ve hatta Moskova'dan yaptık? Üç saat ileri gittik. Yani hatırlıyorsunuz hatırlıyor Üç saat ekledik. Yani. O zaman artı üç diyeceğiz. Şimdi burada şu çok önemli. Sınavda örnek sorularda bununla alakalı soru sormamış. Ama size sorarsa diyelim ki hocanız sorarsa yapmanız gereken şey son derece basit arkadaşlar. Önünüze aldığınız kağıdı çeksiniz kardeşim. Ben şunu biliyorum. Sıfır başlangıç meridyeninden 15 tane gidersem 15 meridyen gidersem 15 doğuya gitmiş olurum. Ve her meridyen arası 4 dakika olduğu için 15 çarpı 4 60 dakikadan 1 saat yer değiştirmiş olurum diyeceksiniz. Bunu bildiğiniz zaman her şey yaparsınız. Yani 15 değil de adam sana 75 dedi. Ya ne fark eder kardeşim? 15 1 saatse 32 saat 45 3 64, 75, 5 saat ilerik diyeceksiniz. Bu kadar biz. 5 saate gideceksiniz. Neye gideceksiniz? Size verilen saate gideceksiniz. Eğer bu buradaysa bu sefer çıkaracaksınız. Batıya doğru gidiyorsanız da çıkaracaksınız arkadaşlar. Şimdi gelelim izoips sorumuza. Aşağıdaki izohips haritasında numaralarla belirtilen bölgelerdeki yer şekillerini yazınız demiş. Tamam, bu kadar basit. Şimdi şurası arkadaşlar bir kere şuralar kıyı çizgisi deniz diyor. Altının olduğu yeri hemen söyleyeyim hatta 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye yazalım bunların ne olduğunu tek tek söyleyelim. Bu soruyu da kurtaralım. Şimdi bir kere burası denizse bu da denizin ortasında bir ada arkadaşlar. Bu kadar basit. Altımız ada. Bitti gitti. 7 de varmış galiba. 7'yi de şimdi gördüm. Yedi de ekledim. Şimdi şuradan 3'ten bir şey iniyor. Ne olabilir ki bu? Bir vadi burası. Tamam 3 vadi. Akarsu vadisi burası tamam mı? Vadi. 4'te bak dağlar denizin hemen kenarına hızlıca yükseliyor. O zaman biz buna falez diyeceğiz arkadaşlar. Şurada 2'de bir tepemiz var. Mintoş güzel bir tepe. Tamam ise çanak bak aşağı doğru iniyor oklar görüyor musunuz? Okların aşağı iniyor. O zaman bir de çanak yazacağız. Bu kadar basit. Beş ne hocam? Beş bak iki tane dağın arasında. O zaman biz bunu beşe boyun diyeceğiz arkadaşlar. Yedi var hocam. Yedi de sırt. Bu kadar basit. Tam böyle eğimin arttığı yerler. Anlaştık mı? Doğayı oluşturan temel ortamlar nelerdir diyor. Arkadaşlar birincisi tabii ki taşların olduğu litosfer. İkincisi gökyüzündeki hava atmosfer. Üçüncüsü akarsular, denizler, Okyanuslar hidrosfer, dördüncüsü buzullar kriyosferdi. Dersin başında söylemiştik. Bir de biz yani kediler, kuşlar, insanlar biosfer canlılar. Aşağıdaki haritaları dikkat alarak yanlarına hangi harita türlerine ait olduğunu yazınız demiş. Bu örnek sorularda yok ama biz hocalarınız sorabilirse diye bir kez daha işe risk atmıyoruz. Krokromatik harita diyoruz buna. Bu kroplet harita diyoruz arkadaşlar buna. Bu da dikkatliyseniz akış haritası yani İstanbul'dan Malazgirt Türk lerin Anadolu akışını gösteriyor. Böyle şöyle bir şey gördüğünüz zaman akış haritası diyeceksiniz. Aşağıdaki mekansal veriler kullanılarak coğrafi bilgi sistemleri üzerinde bir harita hazırlanacaktır. Bu verileri haritaya aktarırken kullanılacak yöntemler aşağıdakilerden hangisi doğru eşleştirilmiştir diyor. Şimdi nehri tabii ki sen ne yapacaksın? Çizgisel göstermen lazım. Nemrut Dağı'nı noktayla göstermen lazım. Soğuk Su Milli Parkı'nı da alansal göstermen lazım. Bu kadar basit. Dolayısıyla çizgisel, noktasal, alansal. Bitti gitti. Verilen çizgi ölçeğin kesir ölçekleri nedir diyor. Bak adam diyor ki ben 1 santimetrede, ben 1 santimetrede 10 kilometre gösteriyorum diyor. 1 santimetre 10 kilometre gösteriyorum diyor. Şimdi buraya santimetre yazmışsın ama aşağıya kilometre yazdın. O zaman bunu da santimetreye çevireceksin. 1, 2, 3, 4, 5, 0 ekliyorsun. Yani 1 bölü 1 milyonmuş. O da cevabımız A seçeneği oluyor. Bu kadar basit. 1 santimetrede 10 kilometre gösteriyorum. 1 santimetrede 1 milyon santimetre gösteriyorum. Yani o da 1, 2, 3, 4, 5, 10 kilometre gösteriyorum demek Evet yazılı programımız bitti arkadaşlar. Örnek sorulara da baktık. Bütün sorulara da baktık. Gelebilecek veyahut da gelme ihtimali zor olabilecek sorulara da baktık. Yapmanız gereken artık yazılı notlarından ve yazılı denemelerinden çalışmak. Ardından da inşallah o güzel sonuçları elde etmek. Hepinize başarılar diliyorum. En iyi sınav bitmiş sınavdır. Yazılar bitecek. Güzel bir tatile gireceksiniz. Hiç merak etmeyin. Hadi bakalım görüşmek üzere.